sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir fonksiyonun tersi konusunu işleyeceğiz. Bir fonksiyonun tersi. F A'dan B'ye y eşit fx şeklinde verilmiş birebir ve örtem fonksiyon olmak üzere. F üzeri eksi 1 f'in ters fonksiyonu diye okunur. B'den A'ya y eşit f üzeri eksi 1 x fonksiyonuna f fonksiyonun ters fonksiyonu denir. Bunu şema üzerinde gösterecek olursak f fonksiyonu A'daki bir x elemanının B'deki y elemanı olarak karşılığını bulma işlemidir. F'in ters fonksiyonu ise B kümesindeki y elemanının A kümesindeki x elemanı şeklinde karşılığını bulma işlemidir. Yani f fonksiyonu A kümesindeki eleman biliniyorken B kümesindeki elemanı hesaplamayı sağlar. F'in ters fonksiyonu ise B'deki eleman belliyken A'daki elemanı bulmayı sağlar. Şimdi dolayısıyla y eşit fx fonksiyonu bir denklem olarak düşünüldüğünde bu denklemi x'e göre çözdüğümüz zaman ters fonksiyon elde ederiz. Ve ters fonksiyonun tanımından dolayı f a eşittir b, yani fx fonksiyonunda x yerine a yazdığımızda b elde ediyorsak f'in ters fonksiyonunda x yerine b yazdığımızda a elde ederiz. Bu ters fonksiyonun tanımından çıkarılacak iki tane temel özelliktir. Özellikle birinci özellik ters fonksiyonun hesaplanmasıyla ilgili özelliktir. İkinci özellik ise değer hesaplama sorularında ters fonksiyonu hesaplamak mümkün değilse kullanacağımız yöntemi ifade eder. Bir örnek üzerinde ters fonksiyonun tanımını biraz daha açıklayalım. Aşağıda şeması veren fonksiyonların ters fonksiyonu olup olmadığını inceleyelim. Bir fonksiyonun ters fonksiyonu olması için birebir ve örten olması gerekir. Birinci örnekte A kümesindeki 0, 2, 4, 6 elemanları B kümesinde 1, 5, 6, 8 elemanlarıyla eşleştiren bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonu incelediğimizde fonksiyon birebirdir. Neden birebirdir? Görüntüsü aynı olan iki tane eleman yok. 2. Fonksiyon örteldir. Neden örteldir? Görüntü kümesinde boşta eleman kalmamış. Dolayısıyla f'in ters fonksiyonu vardır deriz. İkinci fonksiyonda ise 1, 3, 5, 7 kümesi olan A kümesinden 1, 2, 3, 4 elemanlardan oluşan B kümesine fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyon hem birebirlik özelliğini sağlamıyor hem örtenlik özelliğini sağlamıyor. Bu ne demektir? 1 ile 3'ün görüntüsü aynı. 2 çıkmış, birebir değil. Görüntü kümesinde boşta eleman kalmış, örten değil. Hem birebirlik hem de örtenlik özelliği sağlamadığından dolayı buradaki tanımlı olan f fonksiyonun tersi yoktur. Diğer bir örnek. 1. F fonksiyonu 1,2, 2,5, 4,-1, 8,7. G fonksiyonu eksi 1'e 1, 0'a 3, 1'e 1, 4'e 2 olarak tanımlanıyor. Fonksiyonun ters olup olmadığını inceleyelim. Bu örnekte liste şeklinde yazılan bir fonksiyon var. Fonksiyonu incelersek bir kere birinci fonksiyonu f fonksiyonunda f1 2 f2 5 f4 eksi 1 f8 7 olarak verilmiş demektir. Yani 1, 2, 4 ve 8 elemanları görüntüleri 2, 5, eksi 1 ve 7. Tanım kümesi 1, 2, 4, 8'den oluşuyor. Görüntü kümesi 2, 5, eksi 1, 7'den oluşuyor. Dolayısıyla bu fonksiyon birebir ve örtenlik koşulunu sağlar. Ters fonksiyonu vardır. İkinci fonksiyon ise g eksi 1
1, G0, 3, G1, 1, G4, 2 olarak vermiş. Bu fonksiyonda ise tanım kümesi eksi 1, 0, 1 ve 4, görüntü kümesi veya değerler kümesi 1, 2 ve 3'ten oluşuyor. Ha, dikkat ederseniz burada eksi 1 ve 1'in görüntüsü aynı elemanlardan oluşuyor. Yani 1. Dolayısıyla bu fonksiyon birebir değil. Dolayısıyla tersi yoktur. F'den R'ye fx eşittir 2x artı 5 fonksiyonun ters fonksiyonu hesaplayalım. Şimdi ters fonksiyonu başlarken demiştik ki iki tane temel özellikten bahsetmiştik. Birinci özelliğin birinci uygulaması. Şimdi ters fonksiyonu hesaplama demek 2x artı 5 eşittir y denklemini x'e göre çözmek demektir. Bu denklemi x'e göre çözersek 2x eşittir y eksi 5, x eşittir y eksi 5 bölü 2 olur. Şimdi buradan sonrası yazım kuralına girer. Şöyle ki bir ters fonksiyon yazarken f'in tersini yazarız. Tanım ve değer kümeleri aynı olduğu için yer değiştirdiğini çok dikkat etmenize gerek yok. Çünkü aynı kümeler tekrar tekrar yazmış olduk. İkincisi f üzeri eksi 1x eşittir deriz. Yazım kuralı olarak y eksi 5 bölü 2 yazmayız da y yerine x yazarız. X eksi 5 bölü 2 şeklinde ifade ederiz. Böylece ters fonksiyon hesaplama işlemi tamamlanmış olur. Diğer bir örnek f r eksi 1'den r eksi 2'ye tanımlı. Fx eşittir 2x artı 3 bölü x eksi 1 fonksiyonun ters fonksiyonu hesaplayalım. Yine aynı kuralı uyguluyoruz. 2x artı 3 bölü x eksi 1 eşittir y denklemini yazdık. İşleri dışarı çarpı yaparsak 2x artı 3 eşittir x çarpı y eksi y olur. Eksi y'yi sol tarafa alırız. 2x'i sağ tarafa alırız. Y artı 3 eşittir x çarpı y eksi 2x. Sağ tarafı x parantez alırsak x çarpı y eksi 2 eşittir y artı 3 olur. Buradan x eşittir y artı 3 bölü y eksi 2 elde ederiz. Ters fonksiyon hesaplama işlemi burada bitti. Buradan sonrası yazım kuralı. F'in ters fonksiyonu yazdık. Tanım ve değer kümeleri yeri değiştirecek. R fark 2'den R fark 1'e şeklinde yazarız. İkinci olarak f'in ters fonksiyonu yazarken y artı 3 ve y eksi 2 kuralını y yerine x yazarız. X artı 3 bölü x eksi 2. Bu şekilde ters fonksiyonu elde etmiş olduk. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir nokta olmasa da. Fx fonksiyonu yazarken tanım kümesinden 1, değer kümesinden 2 sayısını çıkardık. Bunlar ne anlama gelir? Bunun hakkında kısaca bir açıklama yapalım. Dikkat edersek bir sayısı fx fonksiyonun paydasını 0 yapıyor. X eşittir 1 için payda 0. F'in ters fonksiyonu aldığımızda tanım kümesi R fark 2 olur. Burada dikkat edersek 2 sayısı ters fonksiyonun paydasını 0 yapıyor. Diğer bir dikkatimi çeken şey f(x) fonksiyonunda x'in katsayı oranı 2 bölü 1 buradaki sayıya eşit. F'in ters fonksiyonunda x'in katsayıları oranı 1 bölü 1 burada çıkardığım sayı eşittir. Bunu bir kural olarak kısaca yazalım. R'den R f(x) eşittir ax artı b ise f'in ters fonksiyonu x eksi b bölü a'dır. f(x) fonksiyonu r eksi eksi d bölü c'den r eksi a bölü c'ye tanımlı. f(x) eşittir ax artı b bölü cx artı d ise f'in ters fonksiyonu eksi dx artı b bölü cx eksi a'dır. Dikkat ederseniz f(x) fonksiyonun paydasını 0 yapan sayı eksi d bölü c. f(x)'in tersi fonksiyonunu paydasını 0 yapan sayı a bölü c. Tanım ve değer kümesinden çıkaran sayı bunlar. f(x)'te x'in katsayı oranı a bölü c,
f'in tersinde x'in katsayılar oranı eksi d bölü c'dir. Yani eksi d bölü c f'in paydasını 0 yapar. A bölü c de f'in tersinin paydasını 0 yapar. Fx fonksiyonunda tanım kümesinden paydayı 0 yapan değeri, değer kümesinde ters fonksiyonun paydasını 0 yapan değeri çıkardığımızda geriye kalan fonksiyon birebir ve örtendir. Fx eşittir 3 çarpı 2 üzeri x artı 1 artı 5 fonksiyon için f'in tersinde 17 kaçtır? Burada birinci olarak dikkatinizi çeken nokta f'in tanım ve değer kümesinin verilmemiş olmasıdır. Genel olarak fonksiyonel yazım kuralında kitaplarda olmayan bir özellik vardır. Eğer fonksiyonun tanım ve değer kümesi yazılmıyorsa hesaplanabilir en geniş küme tanım kümesi olduğu varsayılır. Yani burada x yerine hangi reel sayı gelirse gelsin sonuç hesaplanabilir olduğundan dolayı f'in tanım kümesinin reel sayı kümesi olduğu varsayılır. Şimdi gelelim soru çözümüne. İlk aklımıza gelen 3 çarpı 2 üzeri x artı 1 artı 5 eşittir y denklemi çözmek olabilir. Burada iki adım sonrası şu aklımıza gelecektir hemen. Biz bu denklemde x'i bulamayız. Neden? Çünkü x üst olarak duruyor. Bunun yerine şunu yaparız. Ters fonksiyonu tanımında yazdığımız ikinci özellik vardı. F'in A için görüntüsü B ise F'in tersinde B için görüntü A'dır deriz. Yani F'in tersinde 17 için görüntü A ise bu şu demektir. Fx fonksiyonunda x yerine A yazdığımız sonuç 17 çıkıyor demektir. Yani x yerine A yazarsam 3 çarpı 2 üzeri A artı 1 artı 5 eşittir 17 denklemine derim. Şimdi bu artık bir denklem çözümüdür. Üstü denklem çözümüdür. 5'i öbür tarafa atarsam 3 çarpı 2 üzeri A artı 1 eşittir 12 elde ederim. Her iki tarafı 3'e böldüm. 2 üzeri A artı 1 eşittir 4 bulurum. Yani A artı 1 sayısı buradan 2 olmalıdır. Neden? 2'nin ikinci kuralı 4 yapar. Buna göre A sayısı 1 dediriz. Yani f'in tersinde 17 1 olarak elde edilir. Bu da ters fonksiyon ikinci özelliğin bir uygulamasıydı. Fx eşittir 2 artı karekök içerisinde x eksi 2. Fonksiyonun ters fonksiyonu nedir? 2 artı karekök içerisinde x eksi 2 eşittir y denkleminden x'i çözeceğiz. Adım adım yaparsak işlemi. 2'yi öbür tarafa atarız. Karekök içerisinde x eksi 2 eşittir 2 eksi y olur. Karekökü ortadan kaldırmak için her iki tarafın karesini alırız. X eksi 2 eşittir 2 eksi y'nin karesi. Eksi 2'yi öbür tarafa atarsak x eşittir 2 eksi y'nin karesi artı 2 elde ederiz. Denklemi x değişkenine göre çözmüş olduk. Şimdi ters fonksiyonu şöyle yazabiliriz. F'in ters fonksiyonu x eşittir. Y gördüğüm yere x yazı yaptım. 2 eksi x'in karesi artı 2'dir. Eğer bir test sorusu olsaydı bu, bunu böyle yazabileceği gibi şöyle de yazabilirdi. X eksi 2'nin karesi artı 2. Neden? Çünkü parantez karesini aldığımızda 2 eksi x yazmakla x eksi 2 yazmak aynı şeydir. Bu bizim kafamızı karıştırmaması gerekir. İkinci bir uyarı ise şunu söyleyebiliriz. Burada görüldüğü gibi ters fonksiyon aslında bir denklem çözme işlemidir. Yani denklem çözme bilgimiz ne kadar gelişirse ters fonksiyonu hesaplama koyduğumuzda o kadar artar. X eşittir 3 çarpı fx artı 4 bölü fx eksi 1 fonksiyon için f üzeri eksi 1 x ters fonksiyon nedir? Şimdi burada ters fonksiyon hesaplamada biraz daha pratik olan bir düşünce tarzına bahsedeceğiz. Biz daha önce demiştik ki fx eşittir y denklemini x değişkenine göre çözdüğümüzde ters fonksiyon elde ederiz. Aslında buradaki soruda şunu görüyoruz. Bu denklem x değişkenine göre çözülmüş. X eşittir 3 çarpı fx artı 4 bölü x eksi 1.
f(x) eksi 1. Şimdi dolayısıyla bize aslında şunu soruyor. Bu çözdüğümüz denklemi fonksiyon formunda yazın diyor. Fonksiyon zaten x değişkenine göre çözüldüğüne göre tekrar bir daha x değişkenine göre çözmeye uğraşmaya gerek yok. Hemen şunu yazabiliriz. F'in ters fonksiyonu x eşittir. Fx gördüğüm yere x yazarım. 3 çarpı x artı 4 bölü x eksi 1 derim. Bu da tanımı ne kadar hafızamızda kendimize mal ettiğimizle ilgili bir uygulama örneğiydi.